Değerli arkadaşlar, bu vesileyle bir hususu da dikkatinize getirmek istiyorum. Ya arkadaş, sen burada iftara gideceksin ama neyi dikkate getireceğim biliyor musun? İftar yapamayan Türkmen çocuklarını dikkate getireceğim. Biraz insafın olsun. Dur. Bir sabret. Bak, daha önce birkaç arkadaşınız öyle atladı düştü, sen düşme. Bayburt Bayburt olalı Türkmeneli böyle bir zulüm görmedi. Bayburt Bayburt olalı böyle bir zulmü Türkmeneli görmedi. Türkmen çocukları arasında hastalıklar almış başını gidiyor. Her gün en az 10 Türkmen çocuğu hastalıktan ve gıdasızlıktan hayatını kaybediyor. Konuştuğum bir Türkmen baba dedi ki, daha kucağımdaki evladımı yolda dedi kaçarken gömdüm, öyle geldim. Şimdi dönsem onun mezarını bulamam dedi. Arkadaşlar, bazı konular vardır ki geç geç iftara gideceğiz denecek konular değil. Bazı konular vicdan meselesidir. Bugün iftarımızı açtığımızda boğazımızdan lokma geçerken o Türkmen kardeşlerimizde ne olur düşünün. Biz büyük bir devletiz. Biz büyük bir milletiz. Biz oradaki her bir Türkmen çocuğu koruyup kollayabiliriz. Biz büyük bir milletiz, büyük bir devletiz. Ama biz, biraz önceki konuşmasında söyleyecektim, vakit yetmedi. İlk defa hocamız biz Türk milletiyiz dedi. O kadar sevindim ki. Hocama da buradan teşekkür ediyorum. Kıymetli hocam, hakikaten teşekkür ediyorum. Sayın Başbakan, milletimiz milletimiz diyor ama Türk milletiyiz sözünü söylemekten hep geri duruyordu. Evet, biz büyük bir milletiz. Biz Türk milletiyiz ve biz orada kardeşlerimiz açken tok yatanlardan değiliz, olmamalıyız. O sebeple AFAD'ı, o sebeple Kızılay'ı ve devleti göreve çağırıyorum. Türkmen kardeşlerimiz orada ölüyor. Türkmen kardeşlerimiz hastalıktan ölüyor. Türkmen kardeşlerimiz IŞİD zulmünden ölüyor. Türkmen kardeşlerimiz Maliki'nin zulmünden ölüyor ve Barzani'nin zulmünden ölüyor. Orada Barzani'nin, Maliki'nin ve IŞİD'in arasında kalmış Türkmen kardeşlerimiz. Ama siz burada diyorsunuz ki bunları geç, biz iftara gideceğiz. Biz birazdan karnımızı doyuracağız. Türkmen evladı ölmüş, bana ne diyorsunuz? Ama bunun hesabını bu dünyada Milliyetçi Hareket Partisi sizden soracak. Öbür dünyada da o Türkmen çocuklarının yakası eli yakanızda olacak.